Esnaf ve Esnaf Odaları Başkanım, Taraftar Dernek Grubu Başkanları, değerli hakemler ve saygıdeğer misafirlerimiz. Urfa Atik Gazetesi ve Hakemin Sesi Dergisi'nin önderliğinde düzenlenmiş olan Türk Hakemliğinin Tarihsel Gelişimi ve Futbolcu Hakem İlişkileri konulu panele hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin çınar ağaçları diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Sayın Hayri Ülge, Şanlıurfa'mızın gururu, TRT'de yıllardır Urfa'nın davulun sesi olduğu için ve bugün bizi yalnız bırakmadığı için Sayın Hayri Ülge'ne canla gönlüne teşekkür ediyorum. Ayrıca Talat hocamız yıllardır hep dik durdu ve hakem camiasının yıllardır gururu oldu ve bütün genç hakemlerin kolundan tuttu ve bugün bizi yalnız bırakmadığı için ben Urfalı hemşehrilerim adına gene canla gönlüne teşekkür ederim. Aynı şekilde hep dik hakem camiasına dik durup ve gençlerimize değer verdiği için ve bugün Urfamıza bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca Ertuğrul hocamıza canla gönlüne teşekkür ediyorum. Hocam aynı zamanda Hakemin Sesi dergisi, aynı zamanda hakemlerin davranış sesi olmuş, hakemlerin sorunları Türkiye gündemine getirdiği için ve Urfa'da bizi yalnız bırakmadığı için ve bize önder olduğu için bu şeylerin toplantısına ona da can gülensin mahvesine da teşekkür ederim. Gençlik sporumuz Ertuğrul Yıldız Urfa'da geldiğinde bugüne kadar gençlerimize ve spor testlerimizde ve her zaman bu tip olaylarda camiamızın yanında olduğu için ona da bugün bizi yalnız bırakma ona da canlar gönderecek. Gençlik futbol temsilcimiz, aynı zamanda ona da hakem komitesi derneği başkanımız, buna da hepsine tek tek canla gönlüne teşekkür ederek ve şu an biz Fanatik Gazetesi olarak devamlı Urfa'nın sesi ve gençlerin sesi olmak için biz kendimize bir görev bildik. Fanatik Gazetesi'nin açıldığı günde beri amatör camiasının, futbol hakemlerinin ve sporla uğraşan herkesin sesi olmak için biz kendimize görev bildik ve bu konuda da bugün bizi yalnız bırakmayan değerli abilerimize, değerli Türkiye'nin çınar ağaçları diyerek seslenmek istiyorum ve bugün bizi yalnız bırakmayan hepinize güzel bir alkış hepinize istiyorum. Taraftarı dernek başkanları aramızda onlara teşekkür ediyorum. Ve bizim amacımız spor olduğu her yerde güzellik vardır, sevgi vardır, saygı vardır. Tekrar hepinize canlı gönlüne teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bu tip hocaların karşısında çok heyecanlıyım. Afınıza sığınırım. Saygı muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin gururu olan Türk sporunun duayenlerinden, Türk hakemliğinin duayenlerinden sevgili hocam Ertuğrul Büyük hocama, Talat Tokat yanlış söylemedim, oğlunuzun ismini mi söylüyorum? Metin Tokat hocama, yine memleketimizin bağrından çıkmış, kendisi sadece Şanlıurfa'da değil, Türkiye'de tanınan değerli abim Hayri Ülgen'e, yine Ercan Duruna hocamıza, yine aynı şekilde şu an aramızda olan il temsilcimize, oda başkanlarımıza, Türk Vücut Geliştirme Federasyon Genel Başkan Yardımcımıza, taraftar derneklerine, oda başkanlarına ve şu an ismini sayamadığım, dile getiremediğim tüm hazırına hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten konu çok güzel bir konu. Türk hakemliğinin tarihsel gelişimi ve futbolcu hakem ilişkileri. Hakemlik bana göre dünyadaki en zor mesleklerden biri. Anında karar veriyorsunuz. Televizyon programlarında geriye alınıyor, ileri alınıyor. Televizyon programına katılanların kendi aralarında bile birbirinden farklı düşündükleri bir alanı, bir konuyu siz bir anlık değerlendiriyorsunuz. Anla değerlendirmeniz gerekiyor. Bu yönüyle ben hem hakemliği hem de öğretmenliği, bu üç alanın
diğer alanlara göre, çalışma alanlarına göre çok daha zorlu olduğunu düşünüyorum. Değerli misafirlerimiz, özellikle dışarıdan gelen hocalarımız, Şanlıurfa 1 milyon 800 bin nüfusa sahip. Bu nüfusun 1 milyon, yaklaşık yarısı 850 bin civarında genç bir nüfus var, genç bir kitle var. Nüfusu oranımıza göre tesislerimiz geçen yıla kadar hep beyazdı. Özellikle Sayın Bakanımız Faruk Çelik, Spor Bakanımızın ve Sayın Valimizin sporu seviyor olmasından kaynaklı. Tabii ki milletvekillerimizin bu işin içerisinde olmasıyla şu an Şanlıurfa'nın birçok yerinde çok ciddi bir tesisleşme yaşanıyor. Hatta şunu buradan çok net söyleyebilirim. Şanlıurfa'da sentetik çim sahalar adına söylüyorum. Türkiye'de en fazla sentetik çim sahaların yapıldığı ildir. 2012 yılında yapılan ve devam eden 11 adet sentetik çim sahamız var. İki ilçemiz hariç tüm ilçelerimizde sentetik çim saha oldu. Bunu ne için söylüyorum? Yani çok ciddi bir insan kitlesi var burada. Bu insan kitlesini bir şekilde harekete geçirmek lazım spor alanında. Bu tesisleşmelerle birlikte Şanlıurfa gelecekte spora damgasını vurabilecek bir yapıyı beraberinde oluşturacak. Özellikle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak bizler de diyoruz ki yine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanımız, size de hoş geldin diyoruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Değerli futbolcu arkadaşlarım, sporcu arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli gençler, hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar. Spor gerçekten belediyeyi esasında direkt ilgilendiren en önemli alanlardan birisi. Yani gençlerimize yapabileceğimiz en önemli katkılardan birisi spor alanları, spor sahaları, voleybol, futbol, basketbol, o alanları kazandırmak ve geldiğimiz günden beri de gerçekten bu konuda elimizden geldiği kadar çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Şu anda tahmin ederim 11'e yakın, Mahmut Bey daha iyi biliyor, 11'e yakın semt sahası yapmışız ve bu senede ortalama 9 semt sahası programımızda ve biz gelmeden önce Şanlıurfa hiç halı sahayla tanışmamışken bir iki özel sektörün dışında sadece belediyenin gençlere ücretsiz olarak kazandırdığı 20'ye yakın saha olmuş olacak. Ve yine amatör spora verilmek üzere tahmin ederim şeye verildi, ihale komisyonuna verildi. Bu ayda onun inşallah şeyini yapacağız, ihalesini yapacağız ve bu senede amatör spor kulüplerine çok güzel bir saha kazandırmış olacağız. Yani sizler bunu hak ediyorsunuz. Ben özellikle hocalarıma yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, hoş geldiniz. Ben bu toplantının hem Urfa'mıza hem ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İl Müdürüm, sevgili duayenler, sevgili sporcular, değerli hakemler. Ben bir teminliyle sözlerime başlamak istiyorum. Gözlerde parlaklığın, yüreklerde umudun, özgürlüğün, barışın ve kardeşin bildiğinin ülke ve dünya umuduyla ayrıca spor müsabakasının fevkilerin içerisine geçmesi dileğiyle programımıza hoş geldiniz. Bizler daha önce ülke satına yayılmış Türkiye'de sevgili duayenlerimizle birlikte Türk hakeminin tavsiyeli gelişimini adlı panelleri düzenlemeye başladık. En son olarak da sevgili Tayyip Bey, bizden Urfa'nın tek gazetesi sahibi, bizden duayenleri, daha doğrusu benden duayenleri buraya getirmemi istedi. Biz de seve seve, yani hakemliğin ülke satına yayılması, hakemliğin daha çok sevilmesi açısından bütün uygulamaları yapmamız gerekiyor. Seve seve kabul ettik ve bugün buradayız. Değerli arkadaşlar, bugün çok farklı bir uygulama göreceksiniz. Hakem arkadaşlarımız daha önceki seminerlerde gördüğü eğitimin dışında farklı bir eğitim görecekler. İsterseniz ben kimler programa katılımcı onları tanıtmak istiyorum. ...1956 yılında Şanlıurfa dünyaya geldi. Futbol yaşamına 1970 yılında İstanbul Spor Genç Takımı'nda başladı.
1976'da Fenerbahçe'de futbol yaşamına devam etti. 77-78 sezonunda Tekirdağ Spor'da futbol yaşamına devam etti ve o yıl boyu kral oldu. 78-79 sezonundaki askeri süre içinde Samsun Spor'da oynadı. 79-80 sezonunda Sarıyer'e transfer oldu ve futbol kariyerinin en üst noktasına ulaştı. İki sezonda toplam 5 yıl Sarıyer'de oynadı. Bunun 4'ünde gol kralı oldu. 22 milli formayı giydi. 80-82 sezonunda yılın en tecrübeli sporcusu seçildi. Kendisi anlatmakta bitmiyor. O kadar çok meslekleri var ki. Hem sporcu, hem yönetici, hem yorumcu. İçinizden birisi geliyor. Evet, Tayyip gel. Yılında Siirt'te dünyaya geldi. Öğrenimini İzmir'de Yüksek Hava Okulu'nu tamamlayarak hava astsubayı oldu. 1960 yılında hakemliğe başladı. 1968 yılında milli hakem, daha sonra belirli hakem oldu. 1979 yılında FIFA kokartlı hakemlerimiz arasında yer aldı. Son dönemin başarılı hakemler arasında gösterildi. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda başarılı temsil etti. Hakemi bıraktıktan sonra çeşitli defalar Merkez Hakem Kurulu'nda görev aldı. Disiplin ve sertliğini yaptı. Futbol hakemliğinin kara kutusu olarak biliniyor. Evet, alkışlarımızda Talat Tokat geliyor. 35 yılında Manisa'da dünyaya geldi. 17 yaşında ayağı kırıldığı için futbol bırakmak zorunda kaldı. 1962 yılında milli, 1967 yılında belirli hakem oldu. 1970 yılında FIFA kokartı taktı. 29 yıllık hakemlik yaparak tarihe geçti. Avrupa'da başarılı hakemlik yaparak ülkemizi temsil etti. 12 yılda 44 müsabaka yönetti. Türkiye liglerinde toplam 1520 müsabaka yönetti. 52 tane müsabakası arkadaşlar, kırılması güç bir rekor. 52 tane Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş maçı yönetti. Futbol hakem bıraktıktan sonra Federasyon Yönetim Kurulu'yu Merkez Hakem Komite Başkanlığı ve komiteliği yaptı. Evet, alkışlarımız Ertuğ Bey'e geliyor. Sizlere, hocalarımız burada, 1960 yılına kadar Türk hakeminde neler olmuş isterseniz onu bir slide'da gösterelim.